Hayat suda başlar. Özel Mersin Su Hastanesi'nin sponsorluğunda hazırlanan Su Hayattır başlıyor. Sağlıklı günler değerli izleyenler ve tabii bir de Ramazan ayındayız. Tekrar hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Bu hafta Özel Mersin Su Hastanesi sponsorluğunda Su Hayattır programında yine Zeynep hocamızı ağırlayacağız. Hekimimiz, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Zeynep Abuşoğlu bu hafta bizlere çocuk öksürüğünü çocukluk döneminde başlayan ve yine ebeveynleri rahatsız eden, telaşlandıran öksürük konusunu konuşacağız. Bu hastalık nasıl oluyor? Tedavisi nasıl oluyor? Sebepleri nedir? Her çocukta değişkenlik mi gösterir? Tüm bunların cevabını vereceğiz ve sizler de sorularınızı bizlere ulaştırabilirsiniz. Hem sosyal medya hesaplarımızdan hem de iletişim numaramızdan. Ve hekimimize yönelerek hoş geldiniz demek istiyorum. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Hoş bulduk. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Bizler de iyiyiz. Bu hafta öksürüğü konuşacağız. Evet. Çocukluk döneminde her ebeveynin sürekli şikayet ettiği ve çocuklarda sık görülebilen bir hastalık değil mi? Aslında bir hastalık değil, bir bulgu. Yani birçok hastalığın semptomu, birçok hastalığın seyrinde görülebilen bir şey. Evet. Çok yaş gruplarına göre çok çeşitli nedenleri var. Ailelerin de en sık karşılaştığı semptomlardan biri olduğu için bu konuyu tercih ettik bu hafta. Evet, yani öksürük nedir diye o zaman bu soruyu sorabilirim size. Evet. Öksürük, solunum yollarını açık tutabilmek için vücudun geliştirdiği bir savunma mekanizmasıdır aslında. Yani aslında iyi bir şeydir. Mevcut solunum yollarındaki balgamı atarak solunum yollarını açık tutup hayatı idame ettirmeye yönelik aslında bir savunma mekanizmasıdır. Evet. Birçok hastalığın seyrinde görülür. Biz öksürükleri eğer çocukta ciddi şekilde yaşam kalitesini etkiliyor ise ya da başka şeylere neden oluyorsa o zaman tedavi ediyoruz. Evet, yani bu öksürüğün tedavi sürecinden evvel tabii bir de nedenlerini tespit etmek gerekiyor değil mi hocam? Evet. Peki öksürüğü tetikleyen alt sebepler, nedenler ne oluyor? Yani genelde üşütmelerden mi kaynaklı oluyor? Bunun farklı sebepleri de var mıdır? Her çocukta değişkenlik mi gösteriyor? Öksürüğün birçok nedeni var. Öksürük solunum sistemine ait bir bulgudur. Solunum sistemi dediğimiz burundan akciğerlerin en son noktasına kadar, alveol dediğimiz hava kesel içgilerine kadar olan yerde herhangi bir enfeksiyon ya da başka non-enfeksiyoz, enfeksiyon dışı nedenlerle oluşan bir savunma mekanizmasıdır ve çocukluk yaş gruplarına göre çeşitli nedenleri vardır ama en sık çocukluk çağında öksürüğün nedenini laranjit, faranjit, krup gibi hastalıkların oluşturduğu üst solunum yolu enfeksiyonları oluşturur. Onun dışında bronşit, bronşiyolitler, bronşiyal astım, zatüre gibi alt solunum yolu enfeksiyonları nedenleri olabilir. Bazen de solunum sistemi dışı hastalıkların bulgusu olabilir. Mesela reflü dediğimiz mide ile yemek borusunun birleştiği yerde fonksiyonel bir kapakçık var. O kapakçığın tam olarak gelişememesi nedeniyle mide asitinin yukarıya kaçması ve onun meydana getirdiği tahriş nedeniyle oluşabilen reflüye bağlı öksürükler. Bu solunum sistemi dışında oluşan bir öksürük nedenidir. Onun dışında kronik hastalıkların seyrinde kullanılan bir takım ilaçlar öksürüğe neden olur. Onun dışında kalple ilgili nedenler, kalp yetmezlikleri öksürüğün nedeni olur. Ama biz bu yayında daha çok solunum sistemiyle alakalı öksürük nedenlerinden bahsedeceğiz. Evet, bu solunum yoluyla alakalı olarak öksürüğe sebebiyet veren durumda peki
Tahrişe sebebiyet veriyor mu öksürük? Yoksa bunun bir süresi mi vardır? Yani kuru öksürük dediğimiz ya da hani halk dilinde kullandığımız tabirlerle bunun nasıl bir oranı vardır, orantısı vardır? Yani şöyle, öksürüğün bizde paterni önemlidir. Yani kuru mudur, balgamlı mıdır? Bu önemlidir. Kuru öksürükler genellikle üst solunum yollarında meydana gelen enfeksiyonlar sonucu tahrişe bağlı meydana gelir. Balgamlı öksürükler daha çok alt solunum yolu enfeksiyonları sırasında ortaya çıkar. Onun dışında reflüye bağlı öksürükler gece ortaya çıkar. Astıma bağlı öksürükler gibi alerjik öksürükler genellikle sabaha karşı ya da gece yatınca ortaya çıkar. Yine yabancı cisim aspirasyon dediğimiz, özellikle süt çocuğu döneminde çocuğun yediği kuru yemiş, fındık, fıstık gibi yiyeceklerin, besinlerin solunum yollarına yanlışlıkla kaçması sonucu oluşabilen öksürükler için ani başlayan öksürük tanımını kullanırız. Yani ailenin bize verdiği anamnez önemlidir. Yol gösterici olabilir. Evet. Ve bu durumda tabii en son bahsettiğimiz konu en acil müdahale edilmesi gerekenlerden bir tanesi. Evet. En tehlikeli olanı, değil mi? En tehlikeli olanı, çünkü yabancı cisimler solunum yollarını ani olarak tıkayıp ölüme bile sebebiyet verebilirler. O yüzden bu aciliyeti gerektiren bir durumdur. Evet. Ve alerji, enfeksiyondan da kaynaklı olarak öksürük sebebiyetleri var diyebiliyor muyuz? Evet, alerjik öksürükler, enfeksiyonlar. Yani biz çocukluk döneminde en sık alerjik öksürükleri ve enfeksiyonun tetiklediği öksürükleri görüyoruz. Bu öksürüklerde özellikle çocuğun toplu yaşanılan yerlerde, kreşlerde, okullarda sürekli aynı farklı enfeksiyon ajanlarına maruz kalması sonucu oluyor ve uzuyor. Aileler bundan dolayı çok tedirgin oluyorlar. Evet. Astıma bağlı öksürükler atak şeklinde olabiliyor ve alerjenler tetikleyebiliyor. Çocukluk çağının %70 kadarını bu tarz öksürükler, yani enfeksiyon ve alerjik hastalıkların oluşturduğu öksürükler oluşturmakta. Evet. Bir de bunların sadece sabah tekrarlayanları ya da gıcık diye adlandırdığımız türleri var. Evet. Bunların altında yatan bir septom olmaksızın çocuklarda görülebilen, en sık görülebilenler olarak tanımlayabiliyor muyuz? Evet, evet. Biraz önce de söyledik zaten, gıcık tarzındaki öksürükler daha çok üst solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı. Yani üst solunum yolunda tahriş sonucu oluşabilen öksürükler. Bu çok ciddi çocuğun yaşam kalitesini bozabiliyor. Boğmaca, hani ülkemizde gerçi aşılar nedeniyle artık görülmese de son yıllarda dış göç nedeniyle aşısız çocuklarımızın bulunması nedeniyle boğmacaya bağlı öksürükleri de artık görüyoruz. O da yine böyle gıcık şeklinde, boğulur gibi arda arda, hatta öksürük nöbet şeklinde öksürük morarmaya neden olabilecek kadar şiddetli öksürüğe neden olmakta. Astıma bağlı öksürükler de kuru öksürük olarak başlıyor. Daha sonrasında balgamlı öksürüğe dönebiliyor. Yani burada önemli olan ailenin verdiği anamnez, ama en önemli şey çocuğun hekim tarafından muayene edilip nedeninin bulunması ve nedene yönelik tedavi yapılması önemli. Bir de bir şey var çocuklarda hocam. Yani sağlıklı bir çocuk olarak görünüyor. Herhangi bir enfeksiyon vesaire, tabii bunu tıbbi olarak test edemiyoruz ama görüntü mabından ya da işte kendi muayenelerimizde çocuk gayet sağlıklı diyoruz. Ama çocukta ya geç saatlerde, geceleri başlayan hırıltılarla birlikte öksürükler gözlemleyebiliyoruz. Bunun sebebi nedir peki? Bunun genellikle söylediğiniz şekilde olan öksürüklerin nedeni alerjik öksürüklerdir. Evet. Alerjik öksürükler genellikle büyüme gelişmesi normal, daha önce sağlıklı olan çocuklarda genellikle geceleri ortaya çıkan, geceye uyuyunca ya da sabaha karşı ortaya çıkan, ki bunun nedeni de hava kesecikleri, yani bronşların hiperaktivite gösterdiği saatler, o saatler olduğu için genellikle o saatlerde ortaya çıkan öksürükler olarak görülürler. Ya da bu çocuklarda genellikle bronşlarda ani daralmaya yapabilecek durumlar. Bunlar nelerdir? Hani ani
bir stres kaynağı olabilir. Koşmak, oyun oynamak, merdiven çıkmak gibi. Hiperaktif çocuklarda daha çok sık görebiliyoruz o halde. Yani hiperaktif demeyelim de ona. Mesela bize daha çok beden eğitimi dersini yaparken çok yoruluyorum. Azıcık koşsam, yorulsam, oyun oynasam nefesim kesiliyor. Ardından hırıltılı öksürük başlıyor, şikayetiyle geliyor. Bunları genellikle altta tetikleyen bir egzersiz faktörü var. Onun dışında alerjik öksürükler kimyasal alerjenlerle de ortaya çıkabiliyor. Yani mesela ev içinde anne temizlik yaptığı zaman, elektrik süpürgesini çalıştırdığı zaman o tozların havada asılı kalması ve çocuğun onu inhale etmesi sonucu ani öksürük nöbetleri görülebiliyor. Yani astım çocuklarda genellikle öksürükleri tetikleyen şeyler bunlar. Onun dışında tabii ki üst solunum yolu enfeksiyonları. Enfeksiyonlar sağlıklı çocuklarda akciğerlere inmeden çoğunlukla atlatılırken astımlı çocuklarda ağır atağa neden olur. Yani üst solunum yolu enfeksiyonu olarak başlayıp akciğerlere inip hafif ya da ağır atağa bile neden olabilir. Yani çocuğun bağışıklık sisteminin durumuna göre kliniği değişir. Evet. Bir de bu durumlarda ebeveynlerin yine B planı olan doktora da gitmeden, danışmadan kullandığı ilaçların kutusu var. Bunların içerisinde bir de klasik öksürük şurupları yer alıyor. Evet. Şimdi bu durumlarda, bu ve benzeri durumlarda öksürük şurubuna yönelmek ve çocuğa o an öksürük şurubunu içirmek doğru mudur? Genellikle zaten kronik öksürüğü olan, yani kronik öksürük nedir? Hani 6 haftadan, 4 ila 6 haftadan uzun süren öksürük atakları, aileler kronik öksürüğe yaklaşımı genellikle bilirler. Hani öncesinde de karşılaştıkları için. Ailelerin genellikle B planı oluyor. Fakat biz çocuk hekimleri olarak öksürük şuruplarını çocuklarda önermiyoruz. Neden önermiyoruz? Çünkü konuşmanın en başında da söylediğim gibi öksürük aslında bir savunma mekanizması. Yani solunum yolunda biriken sekresyonları, balgamı ya da oraya tıkanan yabancı cismi atmaya yönelik, yani solunum yolunu açık tutmaya ve yaşamı idame ettirmeye yönelik bir savunma mekanizması. O yüzden biz öksürük şuruplarını kullanmıyoruz. Fakat hangi durumda kullanıyoruz? Yani bu öksürük eğer çocuğun günlük yaşamını bozuyorsa, yani artık anneler şöyle geliyorlar, öksürmekten artık uyuyamıyor ya da okulda, derste öksürmekten artık dersi dinleyemiyor şikayetiyle geliyorsa, bu öksürük onun beslenmesini, iştahını bozuyorsa, halsizliğe, yorgunluğa neden oluyorsa, o zaman öksürük şuruplarını kullanıyoruz. Yoksa mesela aktif bir çocuk, hareketli, beslenmesi de iyi, muayenesinde viral üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı bir öksürük var, tek tük öksürükleri var, bu durumda çok öksürük şurubu kullanmayı tercih etmiyoruz. Onun yerine başka önerilerde bulunuyoruz ailelere. Ama diğer söylediğimiz durumlarda öksürük ilaçlarını kullanabiliyoruz. Piyasada öksürüğü kesmeye yönelik birçok ilaç var. Ve maalesef ki her ilacın olduğu gibi bu ilaçların da ciddi yan etkileri oluyor. Yani o yüzden öksürük şuruplarını biz hastalığa göre değil de hastaya göre veriyoruz. Hangi çocuğun ihtiyacı var? Yani tıpta zaten şöyle bir şey var. Hastalık yoktur, hasta vardır. Yani internette her okuduğumuz şeyi her çocuğa uygulayamadığımız gibi her ilacı da her çocuğa veremiyoruz. O yüzden hani bizim için önemli olan bu öksürüklerin, özellikle uzamış öksürüklerin bir çocuk hekimi tarafından muayene edilip ona göre tedavi planının çıkarılması. Evet ve bir de bunları tabii azaltmak için yapılan tedaviler var. Biraz onlardan bahseder misiniz? Evet, yani bu söylediğiniz tedaviler bizim hani fitoterapi dediğimiz bitkisel tedaviler. Yani halk arasında zaten öksürük olduğu zaman mutlaka her insanın, her kişinin deneyimlediği ve çevresindeki insanları tariflediği bazı reçeteler var kendi aralarında. Yani bu tarçın olabilir, zencefil olabilir, bal olabilir, limon olabilir. Bunların aslında hani halk arasında kullanılıyor ama bilimsel bir yönü de var. Biz bunu hani bitkisel tıpta da kullanıyoruz bu ilaçları. Yani bilimsel olarak da kanıtlanmış. Mesela balın öksürüğü azaltmada etkili olduğu söylenmiş ama
balı 1 yaş altında kullanmıyoruz. Yani hı hı. bal öksürüğü azaltıcı etkisi gösterilmiş. Yani balgamın çıkarılmasını kolaylaştırarak atılmasını sağladığı gösterilmiş. Onun dışında zencefil, tarçın, hatmi çiçeği, karanfil. Not alalım hocam. Bunları... Hatmi çiçeği mi hocam? Hatmi çiçeği. Hatmi. Evet. Hatmi çiçeği. Çubuk tarçın, taze zencefil, bal, limon hı-hı. suyu. Tabii bunların belli oranlarda karıştırılarak içilmesi önemli. Çünkü aslında bunlar aktarlarda satılıyor. Aktarlarda satılan şeyler de hani zararsız olarak görülüyor. Aslında bunların da dozu çok önemli. Tabii. Yani hani fazlası zararlı olabiliyor. O yüzden hani mesela ben hani günlük deneyimde hastanın eğer üst solunum enfeksiyonuna bağlı bir öksürüğü var ise, viral bir neden ile oluyorsa ve öksürük şurubu kullanmayacaksam hastaya zencefil, bal, zencefilin kaynatılıp tarçınla birlikte zencefilin kaynatılıp soğuduktan sonra içine bir çay kaşığı kadar balın dökülüp hazırlanmasına o şekilde biraz soğutulup günde işte 2-3 çay kaşığı kadar verilmesini ben tavsiye ediyorum. Ama bunun dışında şunu söylemeyi unuttuk. Aslında en iyi öksürük şurubu ılık sudur. Evet. Yani su çünkü balgamın seyreltilmesini sağlar, yoğunluğunu azaltır, atılmasını kolaylaştırır. En güzel, en zararsız balgam söktürücü ilaç sudur. O yüzden hastalara mutlaka bol ılık su içmelerini öneriyoruz. Hastalık döneminde beslenmelerine dikkat etmelerini, bağışıklık sistemini destekleyecek ilaçlar kullanmalarını öneriyoruz. Bu şekilde öksürük şurubu kullanmayacağımız hastalara önerdiğimiz şeyler bunlar. Bir reçete de hocam pekmez ve zeytinyağıydı galiba evet. karışımı. Evet. Hatta pekmezi böyle un helvası yapar gibi unla karıştırıp böyle lapa halinde yedirenler de var biliyorum. Yok bunu ben ilk kez sizden duydum. Öyle mi? Ama bunu araştırdım. Özellikle boğaz enfeksiyonu yaşayanlarda bu iyi bir seçenekmiş. Bunu yetişkinlerde de hatta yine böyle bir helva kavururcasına unu kavurup ardından sütü boca edip o lapayı yetişkinler de tüketiyor. Pekmezi de mi kavuruyoruz? Pekmezi su gibi kavrulan unun içerisine ekleyip şöyle bir iki taşım kaynatıyoruz sonra ocağın evet. altını söndürüyoruz evet. hanımlar. Programımız yemek programına dönecek ama. Çünkü yani pekmezin kaynatılması zararlı o yüzden evet. O yüzden sordum yani. Yani böyle pıt pıt bir iki şeyi vardır. Çekmesi galiba öyle tabii. denilmesi daha doğru olacak. Bunlar da yine tedaviler arasında. Olabilir ama şey önemli olan bu kullandığımız yan ürünlerin hani hı-hı. bitkilerin tamamıyla doğal olması. Yani bal evet. diyoruz ya mesela katkısız bal hani hı-hı. pekmez diyorsunuz ya yani yine şekersiz katkısız pekmez. Hı-hı. İçinde katkı maddesi olmayan doğal ürünler. Tabii bunlar bulunması zor. Aslında günümüz şartlarında çok zor değil ama kullanılacaksa doğal ve zararsız olanın kullanılması gerekiyor. Evet ve bir de vix sürme olayı var. Evet. Boğaza vix sürmek ya da işte zeytinyağı sürmek aynı zamanda sırta da sürülüyor diye biliyorum. Hı hı. Bunların etkisi ya da zararı nedir? Şöyle vix içinde mentol var. Hı hı. Bu aslında bunu hani erişkinlerde böyle buğusundan faydalanarak üst solunum yolu enfeksiyon tedavisinde kullanılıyor. Hı hı. Ama biz çocuklarda böyle yapmıyoruz. Çünkü Vicks'in aslında ben küçük çocuklarda Vicks kullanmıyorum. Bir de alerjik öksürüğü olan çocuklarda kullanmıyorum. Çünkü Vicks'in içinde mentol bulunuyor ve bu mentol hava keseciklerinde yani bronşiyollerde daralmaya neden oluyor. Öksürüğü evet. artırıyor. Ben o yüzden alerjik astımlı, bronşitli, alerjik öksürüklü çocuklarda Vicks'in kullanılmasını önermiyorum. Ama muayenemde hastanın basit üst solunum yolu enfeksiyonu var. Üst solunum yolunda sekresyonu var. O zaman önerebiliyorum. Çünkü orada sekresyonu azaltmaya yönelik bir etkisi var. Hı-hı. Kullanabiliyorum. Onun dışında buhar, soğuk buhar
etkili olabiliyor. Soğuk buhar da yine aynı şekilde üst solunum enfeksiyonlarında sekresyonları azaltarak öksürükleri azaltmaya yardımcı oluyor. Bazen de soğuk buhar tabii cihaz olarak kullanıyoruz ama olmadığı zamanlarda da çok acil durumlarda laranjit dediğimiz ses tellerinin enfeksiyonu sonrasında böyle havlar tarzda öksürüklerde bazen şeyi kendim de kullandığım için ve pozitif yönde deneyimim de olduğu için ailelere de bazen öneriyorum. Yani derin dondurucunun kapağını açıp oradan çıkan soğuk buharın çocuğa solutulması hani akut dönemde etkisi olabiliyor. Hani o soğuk buhar cihazının verdiği buhar kadar etkili değil ama o da etkili olabiliyor. Evet, onun da etkisi var. Not alıyoruz bu arada soğuk hava. Ama dediğim gibi laranjitlerde ve üst solunum yoluna bağlı enfeksiyonlarda. Vicks'i de dediğim gibi astım çocuklarda kesinlikle kullanmıyoruz. Bronşiyolit çocuklarda şikayetleri kötüleştirebiliyor. Aynı zamanda tahriş yapabilir galiba çocuktaki ten uyumsuzluğu olabilir değil mi? Alerjik, tabii cilde temas ettiği zaman içinde alerjenler var. Bazı çocuklarda alerjik döküntülere de neden oluyor. O yüzden hani ben daha çok şey kullanıyorum. Hani kaynar bir suyun içerisine Vicks'i döküp damlatıp onun buharının odaya yayılması şeklinde kullanıyorum ama bu da çok yoğun olmuyor. Ama dediğim gibi bunlar hep yan tedaviler. Hani esas tedaviler bunlar değil. Ve de söylediğim gibi mutlaka hekim tarafından hastanın muayene edilip ona göre tedavi planının çıkarılması gerekiyor. Evet, bir iki sorumuz da yine izleyicilerimizden gelmiş hocam. Çocuğum çok sık öksürüyor, ne iyi gelir? Şöyle, çocuğum çok sık öksürüyor, bu çok geniş bir şey oldu. Şimdi çok sık öksürüyordan kastımız ne? Yani şöyle, viral enfeksiyonlarda da öksürük olur, astımda da öksürük olur. Bir hikayesi var mı çocuğun acaba? Sağlık hikayesi değil mi? Evet, yani daha sağlıklı olacak, çocuğun yaşı önemli. Çok sık öksürüyordan kastımız ne? Mesela ayda, iki ayda bir mi oluyor? Öksürük kaç gün sürüyor? Yani kaç hafta sürüyor? Öksürük paterni nedir? Yani gece mi oluyor? Gündüz mü oluyor? Nefes darlığı oluyor mu beraber? O yüzden hani ailelerin bize verdiği anamnez çok önemli. Evet. Bir izleyicimiz, hemen bakıyoruz. Gece uykudan kaldıran öksürük ve nefes sıkışmaları yaşıyoruz. Bir aydan fazla süren bir öksürük. Kendisi de galiba, bir saniye. Kendisi de astım hastasıymış hocam. Evet. Anne astım hastası. Çocuğumuzda da öksürük var. Bir aydan uzun sürmüş öksürük. Artık kronik öksürük grubuna giriyor. Gece olan öksürükler genellikle astımlı ya da alerjik bronşitli çocuklarda olur. Gece özellikle öksürük tetiklenir bronşlar, bronş hiperreaktivitesi nedeniyle. Genellikle bu çocukların altında ya dediğim gibi alerjik bronşit, astım vardır ya da reflü, biraz önce söylediğim gibi gastroözofageal reflü dediğimiz durum vardır. Yani mide asidinin mide ile yemek borusu arasındaki kapakçıktan yukarıya doğru kaçması, yatmayla birlikte yatay pozisyonda kaçması ve onun ses tellerine kadar gelip orayı tahriş etmesi sonucu çıkan öksürükler ya da çok uç şeyler de olabilir. Ama büyük ihtimalle annede de astım öyküsü var ise, çocuğumuzda da bu tarz bir öksürük var ise büyük ihtimalle bizim atopik öksürük dediğimiz alerjik öksürüktür. Onu muayene etmek gerekir. Bu arada bu atopik dediğimiz alerji öksürüklerinin yani kesin sonucu, kesin tedavisi var mı hocam? Tabii ki var. Yani tabii var. Merak ettim. Çünkü kimisi sürekli olarak öksürüyor. Yetişkinlerde çok hani görebiliyoruz, bazı arkadaşlarımız alerjik bir öksürüğüm var der mesela.
Çocukluk çağı astımı başlı başına ayrı bir konu. Onun da alt tipleri var. Bazı çocukluk çağı astımı ilkokula başlayıncaya kadar ataklar halinde devam eder. Mesela kreşe başlayınca başlar. Sonra 1-2 sene devam eder. Okul çağı döneminde biter. Bazıları adolesan ergenlik dönemine kadar devam eder, biter. Bazıları ergenlikten sonra erişkin dönemde de devam eder. Yani o şeyi hastalığın paternine ve hastanın durumuna bağlıdır. Ama hani geçmeyen bir alerjik öksürük yok. Hani geçer, çocukluk döneminde daha sık olabilir, enfeksiyonlarla birlikte atak sıklığı azalır. Tedavisi de vardır tabii atak döneminde ya da atak olmadığı dönemlerde de bizim koruyucu ilaçlar dediğimiz hani kullandığımız fısfıs şeklindeki ilaçlar ya da daha farklı ilaçlarla bunların da tedavisi mümkün tabii ki. Evet. Ve bir soruda ayak altına sürülen dikiz iyi gelir mi? Biraz boğaza sürmeyeceğimizi anladık. Çocuğun ayağının altına sürebiliyor olabilir. Muyuz hocam? faydası olabilir. Ama dediğim gibi Vicks'in bazı çocuklarda alerji yapıcı etkisi var. Cilde sürdüğünüz zaman içindeki mentol çocuğun cildinde ürtiker dediğimiz alerjik döküntülere neden olabilir. Astımlı çocuklara, alerjik bronşitli çocuklara, atopik bünyeli çocuklara kesinlikle ve kesinlikle Vicks ayaklarını sürmeyin, öksürüğünü tetikler. Ama onun dışında sadece üst solunum yolu enfeksiyonu varsa, doktorunuz da önermiş ise Vicks sürebilirsiniz, kullanılabilir. Evet. Zararı olmaz. Tehlikeli öksürük nedir? Tehlikeli öksürük. Yani ne zaman telaşlanmalıyız diye herhalde bunun Türkçesi. Evet. Ebeveynler için. En tehlikeli öksürük yabancı cisim aspirasyonuna bağlı öksürüktür. Evet. Yani yabancı cisim genellikle süt çocuğu döneminde o yüzden kuru yemişleri önermiyoruz fındık fıstık aspirasyon riskinden dolayı. Ani başlayan kuru yemiş ya da herhangi başka bir yabancı cisim yedikten sonra aile genellikle şöyle gelir. Hocam fıstık yiyordu. O sırada yerken aniden öksürmeye başladı. Arda arda öksürmeye başladı. Sonra da böyle rengi önce bir kızardı sonra morarmaya başladı. İşte bu korkutucu olan öksürük budur. Yani bu durumlarda herhalde ilk yardım değil mi? Tabii. Yani ilk yardım hava yolu açmaya yönelik ilk yardım uygulayıp en yakın sağlık kuruluşuna başvurmak gerekiyor. Yani en tehlikeli öksürük yabancı cismin tetiklediği öksürüktür. Solunum yolunu tıkar, ölüme bile neden olabilir. En tehlikeli öksürük budur. Onun dışında tehlikeli öksürük diyebileceğimiz şey biraz önce söylediğim gibi çocuğun yaşam kalitesini bozuyorsa, okul başarısını etkiliyor ise, arda arda boğulacak tarzda, onu halsiz bırakacak tarzda bir öksürüğe neden olup beslenmesini bozuyorsa mutlaka değerlendirilmesi gerekiyor. Ama normal koşup oynayıp beslenmesi iyi olan bir çocukta tek tük öksürükler hani üst solunum yolu enfeksiyonuna genellikle bağlı oluyor. Onları çok önemsemiyoruz ama bu söylediğim iki öksürük önemli. Evet. Şimdi bu çocuklarda en çok rastlanılanlardan biri ve ebeveynlerin de en hazırlıksız kriz yönetimini maalesef duygu yoğunluğundan yapamadığı işte bu yabancı cisimleri boğazına takıldığında ya da işte öksürük sonrası morarmaya başladığındaki aşamada ebeveynlerin ilk yapması gerekeni burada basitçe tarif edebilir misiniz hocam? Yani o durumda ilk yardım yapmak gerekiyor. Küçük bebeklerde şöyle hemlik manevrası dediğimiz büyük çocuklarda karın üst kısmından diyafragmaya doğru şöyle şu tarafıyla vurarak ama hızlıca şu şekilde vurarak çıkartmaya yönelik. Yani o durumda akciğerlere ani bir basınç uyguluyorsunuz ve kaçmış olan cismi yukarıya doğru itmeye yönelik manevralar kullanılıyor. Yani eğer o çocuk şanslı ise zaten hemlik manevrasını yaptıktan sonra ona yanıt verir. Ama eğer yabancı cisim daha aşağılara gittiyse ve çocukta da tabii öksürük kesilmiş ise, öksürüğün kesilmiş olması demek artık çocuk ben acilim, öksüremiyorum artık, solunum yollarım tamamıyla tıkandı demek. Yani öksürük kesilmişse zaten o çocuk çok acildir ve acilen 112 ile
ilk yaşam desteğinin uygulanması ve bir üst basamağa götürülmesi gerekiyor. Yani öksürük, biraz önce dedim ya, savunma mekanizması. Öksürüğün olması iyi bir şey ama öksürük kesildiği zaman artık demek ki öksürük kesilmişse solunum yolu tamamıyla tıkanmıştır. O durumda bilinç kapanmaya başlıyor. Tabii, bilinç kapanmaya başlamıştır. Ondan sonra kalp hızı etkilenir solunumla beraber. O durumda ileri yaşam desteği uygulamalarına geçmek gerekir. Evet. Ve bunların haricinde bir de var olan pratikler vardır. İşte çözüm önerisi, pratikleri, işte öksürük şurubunu dedik. İşte var olan evdeki müdahalelerden bahsettik. Tabii bu arada öksürük şurubu için aynı zamanda tehlikeli olarak gördüğümüz bir diğer konu dozajını iyi ayarlamak, değil mi? Evet. Şimdi çocuk her öksürdüğünde öksürük şurubunu vermek, her öksürdüğünde öksürük şurubunu vermek de yanlış bir durum oluyor. Tabii ki. Çoğu ebeveyn bunu maalesef kestiremeyebiliyor. Evet. Yani ben klinik pratiğimde öksürük şuruplarını kullanmıyorum çünkü öksürüğün kesilmesini istemiyoruz. Onun yerine balgamın atılmasını kolaylaştıran ya da balgamı sulandıran ilaçlar kullanıyoruz. Onun da çocuk yaşına göre, kilosuna göre dozları var. Aileye o dozlarda verilmesini öneriyoruz. Her ilacın yüksek dozda verildiğinde vücuda zararı oluyor. O yüzden bunlar da kimyasal olduğu için hani fayda sağlayayım derken çocuğa da zarar vermemek gerekiyor. Evet. Çocuğun odasındaki alerjenler neler olabilir diye bir soru var. Evet. Çocuğun odasındaki alerjenler en fazla ev tozu akarları. Yani astımlı, alerjik astımlı çocukların çoğunda ev tozu akarlarına karşı alerji oluyor. Bunlar da genellikle yünlü oyuncaklar, halılar, özellikle böyle yün tutan şagi tarzında tüylü halılar, perdelerde bile olabiliyor. En fazla böyle yünlü oyuncaklarda, halılarda birikiyor ev tozu akarları. O yüzden ev tozu akarlarına karşı alerjisi olan astımlı çocuklarda biz ortamı ayarlıyoruz. Yani halı serilmeyecek evde. Ya da şeyler var, serilmesi gerekiyor, soğuk bir memlekette yaşıyorsa aile, şeyler var, kılıflar var ev tozu akarlarının hani geçirgenliğini azaltmak amacıyla yastık kılıfları var, halı kılıfları var. Hani çok zor durumda kalırsak onları kullanıyoruz. Perde olacaksa da perdelerin haftada bir yıkanmasını öneriyoruz. Odanın sık sık havalanmasını öneriyoruz. Odanın nemli kalmamasını öneriyoruz. Ve bazen onun dışında hayvan tüyleri tetikleyebiliyor. Evcil hayvanlar, kuşlar, kediler, onların tüyleri tetikleyebiliyor. Yani istemeyerek de olsa maalesef evcil hayvanda bulundurmalarını istemiyoruz. Balık alsınlar hocam. Evet evet, balık kesinlikle. Kesinlikle öyle. Bir de şey sorusu var hocam, hani pastil kullanımıyla ilgili. Çocuklar için de pastillerin şu anda piyasada olduğu bir dönemdeyiz. Tabii bu çocuğun yaşına bağlı olarak kullanımı doğru olacaktır. Ama ben pastilleri klinik deneyimde kullanıyorum. Özellikle üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı meydana gelen öksürüklerde ben 2 yaş üstünde kullanıyorum pastilleri. Faydası da oluyor. Yani ben kullanıyorum. Hani hiçbir zararını görmedim şu ana kadar. Evet. Faydası da oldu. Geçtiğimiz dönemlerde, özellikle pandemi döneminde evde pastil üretimleri vardı. Hanımlar, işte ebeveynler ya da işte bilirkişiler ya da işte merak salanlar evde pastil deniyordu. Pastil tarifleri vardı. Şimdi dışarıdaki pastildense evde yapılan pastil sizce daha mı yine homemade, yani ev yapımı daha kapsamlı mı oluyor? Ev yapımı pastilin neden yapıldığını bilmediğim için yorum yapamayacağım ama hani ben daha çok içinde ne olduğunu bildiğim ilaçları hastalarıma kullanmayı tercih ederim. Evet, evde de bayağı iyi kapsamlı çalışıyor olabilir. Vardır, vardır. Küçük bir laboratuvar eşliğinde, mutfak değil, laboratuvar. Ekmekler pişiyor, pastiller yapılıyor falan. Gayet güzel olabiliyor. Bir de tuzlu suyla gargara var. Bunu öneriyor musunuz, yoksa bu tahriş eden tarafa mı giriyor?
İyi ki hatırlattınız Tuğba Hanım. Aslında konuşmanın başlangıcında söylemek gerekiyordu. Öksürüğün en sık nedeni burun tıkanıklığı. Yani biraz önce tuzlu su deyince hatırladım. Tuzlu suyla burun açmak. Yani tuzlu su dediğimiz şey zaten piyasada satılan serum fizyolojik damlalarla burun temizliği. Hatta burun aspirasyonu çok önemli. Evet. Yani bizim postnazal drip sendromu dediğimiz burun tıkanıklığı durumunda sekresyonlar özellikle gece yatınca yatay durumda burundan nazofarynx dediğimiz arka yutağa doğru kaçar. Oradaki öksürük reseptörlerini tetikler, öksürüğe neden olur. O yüzden en önemlisi burun tıkanıklığını açmak serum fizyolojik damlalarla. Gerekirse de burun damlasını damlattıktan sonra eczanelerde nazal aspiratörler satılıyor. Onunla burun içinin aspirasyonunun yapılması önemli. Tuzlu suyla gargara şöyle o belki boğazdaki tahrişi engellemeye yönelik olabilir. Hani ben genellikle önermiyorum ama tuzlu su dediğiniz zaman şeyi hatırladım sadece. Burun açmak önemli. Evet. Kimisi tuzlu suyu fazla da kaçırabilir. Bence ona dikkat etmek gerekiyor. Evet. Ki zaten tuzun aslında çok da bir faydası yok desek tabii bu hala tartışılıyor ama sonuç olarak hani tuzun da bir belli ölçümde vücuda girmesi gerekiyorken bunu bu dönemde yüklemek ne kadar doğru olabilir? Ya da dediğimiz gibi hastalığın ne olduğunu bilmeden ya da çözüm önerileriyle başka bir hastalığa ya da başka bir duruma sebebiyet verebiliyoruz. Tabii ki, tabii. Bu da çok önemli, evet. Kesinlikle. Ve ayaklara bir kişi sürebiliyoruz bu arada. Onu tekrar hatırlatalım. Tabii herhangi bir alerjik durum. Astım yoksa solunum yolu enfeksiyonunda. Evet. Ve ortamı nemlendirmek de yine var olan çözümlerden bir tanesi. Evet. İzleyenimiz bir makine cihaz almış. O da çok fazla satışta bu aralar. O da nemlendiricileri. Evet, evet, ama... evet, kullanılabilirsiniz. Üst solunum yolu enfeksiyonunda boğazda tahriş oluyor. Artı burun tıkanıklığından dolayı sürekli ağzı açık uyuma oluyor. Ona bağlı boğaz kuruyor. O yüzden oda nemlendiricileri odadaki nem oranını artırarak bunun engelliyor ve tahrişi azaltıyor, öksürüğü de azaltıyor. Dolayısıyla kullanılır. Hani ben de öneriyorum zaten hastalara. Kullanılabilir. Peki bunun mevcut durumlarla yani şartlar ve koşullar dediğimiz her anımızı değiştirebilen sebeplerden de etkili midir? Yani mesela kimi aile ısınmak için işte klima kullanır, kimisi işte doğalgaz kullanır, kimisi evinde bir odun sobası bulundurur. Ya da çeşitli cihazlarla hava şeyini ayarlar. Bunlar da bunun etkili bir sebebi midir? Öksürüğe neden olur. Yani hani klimaların içerisinde bazı bakteriler öksürüğü tetikleyebiliyor olabilir. Sobalı evlerde soba odayı çok çabuk ısıttığı için ortamı birden kurutur. O da öksürüğü tetikler. Yani hani ben önerdiğim şey oda ısısının çok yüksek olmaması. Hani soba kullanılacaksa üzerine su koyun. Onun buharıyla hani buharı odayı nemlendirsin diyorum. Ya da kalorifer peteklerinin üzerine nemli havlu koyun diyorum. Hani kalorifer ortamı kuruturken en azından o ılık havlu ıslak havlu ortamı nemlendirmiş olur. Yani nem dengesini bu şekilde sağlayabilirsiniz. Eğer oda nemlendiriciniz yoksa ya da böyle kettle'ın içine su koyup onu kaynatıp onu da bir odanın bir köşesine koyup o buharıyla yine odayı o şekilde de nemlendirebilirsiniz. Bunlar da pratik çözümler arasında yer alabiliyor. Evet. Ama en tehlikelisi galiba klimalar. Evet, klimalar çok tehlikeli. Klimalar hem ortamı kurutuyorlar, hava devri daimi olmuyor, klimaların temizliği önemli, temiz değilse bazı bakteriler, lejyonella dediğimiz bazı bakteriler solunum yoluyla bulaşıyor ve çocuklarda uzamış öksürüklere neden oluyor. O yüzden önemli. Evet. Peki onun için bir çözüm önerisi var mıdır? Yani
Tamam, klimanın temizliği klimaların var. Klimaların temizliği, evet. Onun dışında ekstra yapabilecek bir şey var odanın mıdır? Sık sık havalandırılması. Evet. Özellikle yazın. Temiz hava. Evet, yazın Akdeniz evet. bölgesinde sürekli evet. klimalar çalışıyor. Evet. Minibüslerde, iş yerlerinde, işte evlerde. Klimayı çok istemiyoruz. Evet. Yani hani 7-24 çalıştırmak istemiyoruz. Onun yerine hani aralıklarla çalıştırma, o aralarda odayı havalandırma, hava devri daimini sağlamak gerekiyor. Artı zaten temiz havada kalmak. Çocuk zaten yaz döneminde hani evde kalmasın. Okullar tatil olduğunda zaten kış boyunca kapalı ortamdalar. Okullarda sürekli enfeksiyonlarla karşı karşıya geliyorlar. Yazında dışarıda hem oynasınlar hem temiz havanın keyfini çıkarsınlar istiyoruz. Evet, bunlara dikkat etmek gerekiyor. Özellikle öksürükten şikayet eden ebeveynlerimiz. Ekleyeceğimiz bir detay daha var mı Zeynep Hocam? Bizim sorularımız bitti çünkü. Ekleyeceğim şey, öksürüğü önemseyelim. Söylediğim durumlarda mutlaka çocuk doktoruna muayene olalım. Dediğim gibi hastalık yoktur, hasta vardır. Her hastanın tedavisi farklıdır. Bu söylediğim şeyler genel bilgiler. Hani her hasta için uygun olmayabilir. Hastaya yönelik tedavi vermek gerekir. Evet, her hastanın hem aile hikayesi, evet. hem mevcut bedeninin vermiş olduğu septomları, evet. altta yatan sebepleri, en önemlisi bu galiba. Çünkü altta yatan sebebi bulamayınca her tedavi sonuçsuz evet, kalıyor değil mi? Evet, tabii zaten öksürük birçok hastalığın tek nedeni olabilir. O yüzden altta yatan nedeni bulup onu tedavi etmek gerekiyor. Yani eğer bu öksürüğün nedeni astım ata ise buhar kullanmak gerekiyor. Akut tonsilit, bakteriyel tonsilit ise antibiyotik kullanmak gerekiyor. Viral enfeksiyonsa biraz önce söylediğim gibi destek tedavilerinin kullanılması, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi gerekiyor. Anatomik bir neden ise, kardiyak bir neden ise daha farklı tedavilerin kullanılması gerekiyor. Evet, çok teşekkür ederiz hocam. Rica ederim. Bu hafta yine konumuz birçok ebeveynin içini rahatlattı, biraz daha yol gösterdi diye düşünüyorum. Sorularınız için de teşekkür ediyoruz değerli izleyenlerimiz. Ek sorularınız için de yine önümüzdeki günlerde Zeynep hocamız bizimle olacak ve bireysel olarak da çocuklarınızı özel dersin su hastanesinde yine hekimimize gösterebilir, tedaviyi ve sonucu hep birlikte çözebilirsiniz. Teşekkür ediyoruz tekrar. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki hafta yine sizlerle olacağız inşallah. Ve Özel Mersin Su Hastanesi sponsorluğunda Su Hayattır programının böylelikle sonuna geldik. Her hafta bir hekim ve bir konuyla sizlerleyiz. Sağlıklı günler dileyerek bu hafta ayrılıyoruz. Hayat suda başlar. Özel Mersin Su Hastanesi'nin sponsorluğunda hazırlanan Su Hayattır sona erdi.